911, what is the address for your emergency? Now to a story of murder in an upscale California community. Corey McKeek 23 yaşında, neşeli, enerjik ve kendine güvenen bir gençti. İskoçya'da doğdu. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir anne, baba ve iki erkek kardeşi vardı. Corey, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve İngiltere'nin doğusuna yaşamak için taşındı. Bury St. Edmunds'a 12 kilometre uzaklıktaki bir hava üstünde yaşıyordu. Corey'nin ailesiyle iyi bir ilişkisi vardı. Bu nedenle mesafeye rağmen tatillerde her zaman onları ziyarete gelir ve sık sık erkek kardeşlerini arardı. Ayrıca genç adam işini gerçekten çok seviyordu ve meslektaşlarıyla da iyi bir arkadaşlık içindeydi. Eylül 2016 Cuma günü iş arkadaşları Corey'i biraz eğlenmek için Bury şehrine davet etti. Saat 22 civarında Corey şehre geldi ve arabasını Robert Babbyway'deki ücretli otoparka park etti. 22.10'da kardeşi Derek'i aradı. Yaklaşık 40 dakika boyunca telefonda konuştular. Corey kardeşiyle telefonda konuşurken o sırada arabasında alkol içiyordu. 22.50 sularında arkadaşlarıyla Sobar adlı barda buluştu. Saat 23.30 civarında Corey ve arkadaşları The Corn Exchange adlı başka bir bara gittiler. Saat 00.30'da ise bu bardan ayrıldılar ve çok uzak olmayan Flex adlı başka bir gece kulübüne gittiler. Corey sadece yarım saat bu mekanda kaldı. Ardından kulüp görevlisi genç adamın çok sarhoş olmasından dolayı gitmesini istedi. Bu istek üzerine Corey kulübün korumalarına direnmedi. Arkadaşlarına veda bile etmeden sakince kulüpten ayrıldı ve gece kulübünden ayrılan Corey'i o gece başka kimse görmedi. Pazartesi günü Corey işe gelmeyince ve kimse kendisine ulaşmayınca Corey'nin ailesi polise gitti. Açılan soruşturma sırasında polis memurlarının yaptığı ilk şey Corey'nin akşamı birlikte geçirdiği arkadaşlarını sorgulamak oldu. Gece kulübünden ayrıldıktan sonra genç adam hakkında hiçbir bilgi bilmiyorlardı. Bury St. Edmunds kasabası çok küçük olmasına rağmen tüm sokaklar güvenlik kameraları ile yeterince donatılmıştı. Polisler belediyeden 23 Eylül Cuma akşamından 26 Eylül Pazartesi gününe kadar videoyu kaydeden sokak kameralarının tüm görüntülerine erişim sağlanılmasını istedi. Video görüntülerini izledikten sonra polis arkadaşlarıyla yollarını ayırdıktan sonra Corey'nin rotasını tespit etti. Polis videoların sadece en önemli kısımlarını medyaya verdiği için size sadece kamuoyuna açık olanları göstereceğim. Saat 01 civarında Corey gece kulübünden ayrıldı ve Mamma Mia Pizzeria adlı pizzacıya gitti. Orada iki hamburger, bir kebap ve bir porsiyon patates kızartması sipariş etti. Gece 01.20'de sokak güvenlik kameralarından biri Corey'i yakaladı. Kamera görüntüleri elinde yemekle The Grapes Pub'ın yanından geçtiğini gösteriyor. Hucks adlı bir elektrik mağazasının kapısına giden yolda devam etti. Bu dükkanın kapısında yemek yemek için oturdu ve orada uyuyakaldı. Polisler yoldan geçen birinin Corey'e yaklaştığını ve genç adamın iyi olduğundan emin olmak için omzuna hafifçe dokunduğunu öğrendi. Saat gece 03 civarında Corey uyandı ve Nokia Lumia cep telefonunu kullandı. Sabah 03.08'de bir arkadaşına gitmiş olduğu partiden bir fotoğraf gönderdi. Corey en son saat 03.25'te kameralardan biri tarafından tekrar yakalandı. Bu görüntü genç adamın yerel halkın şeklinden dolayı Adnalı dediği binanın sağ tarafından gittiğini gösteriyor.
Bu videodan sonra Corey'i polisler dahil başka kimse görmedi. Polisler, telefonundaki son sinyalin cumartesi sabahı Barton Mills köyünde kaydedildiğini tespit etti. Bu köy, Corey'nin en son görüldüğü Bury kasabasına 19 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Uzmanlar, mobil verileri analiz ettikten sonra Corey'nin telefonunun 28 dakika içinde Bury'den Barton Mills'e gittiğini tespit etti. Bu gerçek, Corey'nin bu mesafeyi yürümediği anlamına geliyordu. Polise göre, telefonun hareket hızı arabanın hareket hızıyla aynıydı. Sabah 8 civarında ise Corey'nin telefonu bir nedenden dolayı çalışmayı durdurdu. Polis, telefonun sinyal bağlantısının kesilmesinin kesin nedenini tespit edemedi. Telefonun bataryasının bitmiş olabileceğini veya telefonun bozulduğunu ya da telefonun bilerek kapatıldığını varsayıyorlar. Her durumda da Corey'nin telefonu asla bulunamadı. Corey'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya dedektifler katıldı. Dedektifler, Corey'nin Adnalı adlı binadan döndükten sonra başına neler gelmiş olabileceğini düşünmeye başladılar. Adnalı adlı binada şeklinden dolayı sadece bir taraftan girip çıkmak mümkündü. Corey'nin girdiği bu yer ise çıkmaz bir sokaktı. Bu sokak ise çitler ve kapalı kapılar ile kapatılmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarında Corey'nin önce nasıl biraz koştuğunu, sonrasında ise birkaç adım atıp iki kez geriye baktığını gösteriyor. Polisler, Corey'nin birilerinden kaçıyormuş gibi başını iki kez geri çevirip arkasına doğru bakmasını garip buldu. Video görüntüleri, Corey'i sarhoş ve bir yandan diğer yana sendeleyerek yürüdüğünü gösteriyor. Kendisi Adnalı adlı binanın köşesini döndüğünde birinden saklanmak istemiş olabilir. Dedektiflerin asıl sorusu, Corey'nin her zaman bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve tek bir çıkışın olduğu bir yerden nasıl olup da kaybolmuş olabileceğiydi. Polis tüm Adnalı binasını ve çevresini kontrol etti. Ancak kayıp genç adama dair hiçbir iz bulunamadı. Polisler, bu bölgeyi yürüyerek terk etmenin ya da orada fark edilmeden bir şekilde kalmanın imkansız olduğunu belirledi. Polis, Corey'nin oradan geçen birinin arabasına binmesi halinde fark edilmeden kaybolmuş olabileceğini öne sürdü. Corey'nin annesi ise Corey'nin çok saf olduğunu ve birisinin yardım teklif ettiği takdirde tanımadığı birinin arabasına binmiş olabileceğini söyledi. Fakat Corey'nin kaybolduğu sırada güvenlik kameraları şehir genelinde sadece 3 aktif araç kayda aldı. Polis bu arabaların sahiplerini bulup sorguya çekti. Ancak bu sorgulamalardan bir sonuç çıkmadı. Polisler bu sürücülerin ifadesinin şüpheli olmadığına inanıyordu. Suffolk polisi şehir genelinde büyük bir arama çalışması başlattı. Arama ekipleri tüm Bury şehrini ve çevresini araştırdı. Ancak hiçbir sonuca ulaşamadılar. Dedektifler genç adamın başına gelmiş olabilecek tek seçeneği ele aldılar. Adnalı adlı binanın bulunduğu alanda atık yükleme alanı bulunmaktaydı. Bu alanda birkaç büyük çöp kutusu bulunuyordu. Polis, Corey'nin telefonunun cumartesi sabahı Barton Mills'e kadar takip edildiğini söylemişti. Bu köy, çöp kamyonlarının Milton'daki çöp sahasına götürdüğü güzergah üzerinde yer alıyordu. Dedektifler, Corey'nin telefonunun genellikle çöp kamyonlarının izlediği rotanın bölümünde seyahat ettiğini belirledi. Dedektifler, Corey'nin bir çöp kutusuna düşmüş olabileceğini ve çöp kamyonu ile birlikte Milton'daki bir çöplüğe gitmiş olabileceğini tahmin etti. Corey, dedektiflere göre ya çöp kutusuna yanlışlıkla düşmüştü ve orada uyuyakalmıştı ya da birilerinden kaçmak için bir çöp kutusunun içinde saklanıyordu. Son yıllarda İngiltere'de serhoş insanların çöp kutularında uyuyakalmalarından dolayı çöp kamyonlarında ezildiğine dair birkaç vaka kaydedilmiştir. Dedektifler 24 Eylül'de kamyonun sabah saat 04'te yani Corey'nin o yerdeki son görülmesinden 35 dakika sonra çöpü almaya geldiğini öğrendi. Ekim 2016 yılında Suffolk polisi Corey'nin cep telefonunu taşıdığı iddia edilen bir çöp kamyonuna el koydu. Polis tüm kamyonu kontrol etti. Ancak Corey'e ya da telefona dair hiçbir iz bulunamadı. Özel çöp toplama firması Biffa, kendi çöp kamyonları için özel bir tartı sistemi ile kamyonlarını donatmıştı. Bu donatılan cihazlar kamyonların ne kadar çöp topladığını kaydediyordu.
Böylece vatandaşlar çöp toplama ücretini atmış oldukları ağırlığa göre ödeyebiliyorlardı. Polis, Corey'nin içine düşebileceği çöp kutusunun ağırlığının 15 kilogram olduğunu öğrendi. Corey ise yaklaşık 85 kilogram ağırlığındaydı. Bu da o çöp tenekesinde olma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyordu. Şubat 2017'de polis Biffa Çöp Şirketi'nin çalışanlarını yeniden sorguladı. Ardından şirketin 4 ay önce yanlış bilgi verdiğini öğrendi. Aslında Corey'nin kaybolduğu gece bölgedeki çöp kutularından biri normal kilogram sınırını aşmıştı ve çöp kutusu 116 kilogram ağırlığındaydı. Biffa şirket yöneticisi tüm yıl boyunca yalnızca 2 kez sınırı aşan çöp kutusu tespit ettiklerini söyledi. Bunların ilki ise yerel sakinler tarafından atılan ağır ev aletleri nedeniyle tankın ağırlığı 100 kilogram iken, ikinci sefer ise cihazdaki bir sistem hatası nedeniyle çöp kutusunun ağırlığının 1 tondan fazla göstermiş olmasıydı. Bu bilgilerin ardından polis Milton çöp sahasında hemen arama çalışması başlattı. 2,5 ay boyunca arama ekipleri 1000 metrekarelik çöp alanını araştırdı ve 3000 ton çöpü kontrol etti. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte ise çöpteki aramalar durduruldu. Eylül 2017'de Corey'nin ortadan kaybolmasından bir yıl sonra polis medyaya kamera güvenlik görüntülerinden yeni fotoğraflar yayınladı. Bu fotoğraflar Corey'nin kaybolduğu gece, gece kulübünde onunla etkileşime girdiği inanılan 4 kişiyi gösterdi. Polis 23 Eylül gecesi kameralara yakalanan bu kişiyi ve diğer bazı kişileri arıyordu. Dedektifler bu kişilerin yarısını bulup sorguya çekti. Ancak yeni bir bilgi öğrenemediler. Bugüne kadar Corey McKee'nin nerede olduğu bilinmiyor. Polis ve genç adamın ailesi artık hayatta olmadığına inanıyorlar. Corey'nin kaybolduğu sırada 5 ay boyunca sevgilisi olan April Oliver adında bir kız arkadaşı vardı. Genç adamın ortadan kaybolmasından 4 ay sonra April kendisinin hamile olduğunu öğrendi. Haziran 2017'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve adını Ellie koydu. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup, videoları beğenip, yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.